Beşir Derneği aslında kurban bağışları için çalışmaya ne zaman başlıyor? Biz şöyle zannediyoruz, herhalde bağışı verdikten sonra diğer işlemler yapılıyor gibi ama herhalde onun bir öncesi var. Aslında bir sene önceden başlıyor. Bugün yapmış olduğumuz kurban organizasyonunun devamı aslında gelecek seneki yapacağımız kurban organizasyonunun da başlangıcı olarak bizde geçiyor. Aslında biz 365 gün bu sürece hazırlanıyoruz. Dediğim gibi vacip kurbanı dışında yıl içerisinde de biz birçok kurban kesim organizasyonu yapıyoruz gelen bağışlarla ilgili olarak. Tabii aktif kurban dönemine aktif çalışmamız Ramazan ayı içerisinde başlıyor. Aynı zamanda gönül coğrafyamızda Ramazan çalışmalarını yaparken kurbanın ön çalışmalarını da yapıyoruz gittiğimiz ülkelerde. Çünkü kurbanın son anına veyahut da gelecek bağışlardan sonra bu işlemi yapmaya kalkarsanız ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hem hayvan bulma anlamında, temin etme anlamında hem de kurbana haiz olabilecek hayvanları bulup seçme anlamında makas çok daralmış oluyor. Yani her yıl belli bir bağış kapasitemiz var. Diyoruz ki bize bu kadar bağış gelebilme ihtimali var. Bağışçılarımızın her yıl bize vermiş olduğu bağış sayılar üzerinden yapmış olduğumuz analizlerle biz aslında Ramazan ayında bütün kurbanlarımızın hemen hemen satın almasını bitirmiş oluyoruz. Yani bu süreç sadece kurbanı gidip hemen işte şuradan bana 100 tane 1000 tane kurbanlık hayvan ver demekle olmuyor. O hayvanların kurbanlığa haiz olup olmadığını arkadaşlarımız tek tek kontrol ediyorlar. İşte dişlerine bakıyorlar, yaşlarına bakıyorlar, vücutlarında herhangi bir kusur var mı, özür var mı, kurban olmasına engel olabilecek bir durum ve şart var mı diye tek tek bütün hayvanlar, kurbanlıklar inceleniyor. Onay verdiğimiz kurbanla da küpesini takıyoruz. Beşir Derneği küpesini takıyoruz. Artık o hayvan bizim olmuş oluyor. Bağışçılarımızın bağışları geldiği zaman da daha önceden seçmiş olduğumuz bu hayvanların bayramın ilk üç günü vacip ve sünnet olan kurbanların bayramın ilk üç günü kesimleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Aslında özet olarak sistem bu şekilde işliyor. Gerçekten harikulade. Gönül coğrafyamız dediniz. Gönül coğrafyasından kastımız Müslümanların yaşadıkları, Müslümanların da olduğu aslında Müslüman coğrafyalardan bahsediyoruz. Peki Beşir Derneği özellikle yurt dışında yaşayan, Müslüman coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimiz, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz buralara ne kadar bir alana ulaşıyor, ne kadar bir kitleye ulaşıyor, hitap ediyor. Daha çok yönümüzü Beşir Derneği olarak yönümüzü daha çok buralara mı çevirmeyi tercih ediyoruz? Bu özellikle Müslüman kardeşlerimiz, gönül coğrafyalarımızdaki süreci de merak ediyoruz aslında. Tabii nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada olmaktır Beşir çalışmaları, faaliyetleri dediğimiz bir mottomuz var. Dünyanın her bir yerindeki muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine, mahzun ve mahcuplara ulaşmak konusunda bir gayretimiz var. Tabii her yere ulaşmak da belli bir gücü ve kapasiteyi gerektiriyor. Bu da bağışlarla doğru orantılı oluyor aslında baktığınız zaman. Bugün Beşir Derneği aslında yurt içerisinde çok aktif çalışan sosyal yardımlaşma derneklerinden bir tanesi. Türkiye'mizin 81 vilayetinin tüm ilçelerinde hemen hemen bütün köylerine varıncaya kadar ihtiyaç sahiplerine yıl içerisinde gerek gıda malzemeler olsun, gerek giyim malzemeler olsun veyahut da diğer temel ihtiyaç malzemeler olsun dağıtmakta ve onların ihtiyaçlarını yıl boyunca düzenli olarak karşılamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Bununla beraber gönül coğrafyamız dediğimiz işte Müslüman kardeşlerimizin özellikle yaşadığı ülkelere baktığımız zaman 50'den fazla ülkeye ulaşan bir yelpazeye sahip bir kurum Beşir Derneği. Dediğimiz gibi bağışların ne kadar fazla olması o kadar daha çok insana, o kadar daha çok ülkeye ulaşmak, oradaki insanlara da yardım götürmek konusunda elimizi daha da kolaylaştırıyor bizlerin. Bu anlamda baktığımız zaman hani yurt içinde mi yurt dışında mı dediğiniz zaman aslında çok dengeli bir çalışma da yapıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde daha ağırlıklı ülkemizde faaliyet gösterdik. Çünkü gerçekten insanlar bir anda 2 yıl süresince gündelikçi çalışanların birçoğu çalışamaz hale geldiler ve ekonomik desteğe ihtiyaç duydular. Maddi ve manevi anlamda ülkemizdeki insanlara ciddi anlamda destek vermeye çalıştık o süreçte.
Kaynaklarımızın çoğunu Türkiye'de kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi hem bu bahsettiğim sebep hem de zaten yurt dışına çıkışlarla ilgili ciddi problemler vardı. Onun için böyle özel ve akut dönemlerinde ülkemizde daha fazla bir faaliyet yapıyoruz. Ama İslam kardeşliğinin işte dini bayramlarımızda, İslam'ın bizi kardeş ettiği, bizi bütünleştirdiği ve hani bizim burası sizin orası anlamında değil de hep bütün o gönül coğrafyası diye kapsayan o bölgelerde bu Kurban Bayramı'ydı, Ramazan Bayramı'ydı. Bu özel günlerimizde kardeşlerimizin tamamının yanında olmak gibi bir özel bir gayrete giriyoruz ki işte kurbanı daha çok bu sefer de yurt dışında bu faaliyetleri yürütüyoruz. Niçin? Zaten ülkemizde belli bir kurban kesim potansiyeli var. Yani hemen hemen her sokakta birkaç kişi mutlaka kurban kesiyordur ve komşularına dağıtıyordur. Ülkemizde böyle bir imkan var, böyle bir ferahlık, böyle bir refah var. Ve insanlarımız kestiği kurbanı paylaşıyorlar kardeşleriyle, komşularıyla bir şekilde. Ama gönül coğrafyamız diye bahsettiğimiz işte Afrika kıtası, Asya, Türkiye Cumhuriyetleri ve hatta Balkanlar gibi birçok coğrafyada insanlar belki de sadece bu Kurban Bayramı'nda ulaştırılan etler dışında et yiyemiyorlar. Etle ilgili herhangi bir hülyaları, dünyaları yok. Kuru bir bulgur çorbası veyahut da işte orada yetişen bir tahılın bir çorbasıyla gündelik hayatlarını, geçimlerini sağlayabiliyorlar. O anlamda işte Ramazan ve Kurban Bayramlarında daha çok yurt dışında bu faaliyetleri sürdürmek gibi bir gayretin ve çabanın içerisine giriyoruz. Tabii bu demek değil ki kurbanı Türkiye'de kesmiyoruz. Türkiye'de kurbanlarını kesiyoruz ve birçok aileye dağıtıyoruz. Belki biraz sonra da değineceğiz. Kardeş payı projemiz de zaten bu anlamda ciddi bir hacme ulaşıp yine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görüyoruz. Yine buradaki yurtlarımız, öğrenci evlerimiz ve diğer Kur'an kurslarımız gibi, medreselerimiz gibi kurumlarımızı da yapmış olduğumuz bu faaliyetlerle destekliyoruz. Geldiğimiz zaman yurt dışında işte et yemeyen, sizi eğer siz o yıl o köye gitmediyseniz belki o yıl dahi et yemeyecek insanlar var. Eğer siz o yıl Somali'ye gitmediyseniz, Somali'nin Beydao bölgesine geçmediyseniz belki orada kimse o yıl et yemeyecek. Yani öyle insanlar var. O anlamda kurban bizim açımızdan özel bir mahiyet kazanıyor. Aslında bağışlarımız açısından da çok özel bir mahiyet kazanıyor. En başta sormuş olduğunuz sorunuzdan, cevaplarından bir tanesi de bu. Bağışçıya gidemeyecekleri, ulaşamayacakları yerdeki kardeşlerine kurban etlerini götürmek gibi bir misyon da üstleniyor Beşir Derneği. Yani siz bir bağışçı olarak Somali'ye gidip orada bir kurban kesip oradaki ihtiyaç sahiplerini doyurmak ve onlara ulaşmak konusunda, onlarla muhabbet edip sarılmak konusunda belki bireysel olarak bu imkanı yakalayamayabilirsiniz ama işte Beşir Derneği ve sivil toplum kuruluşları bu imkanı size bu anlamda sağlamış oluyorlar.